Merhabalar değerli gönül dostları. Hoş geldiniz efendim Almanya'da gurbetçi ailenin dibine. Nasılsınız dostlar? İnşallah iyisinizdir. Klasik değil mi? Hep aynı yerde oturuyorum. Selam veriyorum dostlar. Vallahi kızlar gene benim rahatsızlığım. İnanın zaten tipimden belli olur. Her yerim nane ya. Nane kokuyorum böyle acayip acayip. Vallahi bilmiyorum bu hastalık beni mahvetti. Hayatımı yedi yedi. O kadar kötüydüm ki kaç gündür yine ben karanlık odalarda ah neler çektim dostlar, bir bilseniz hiç iyi değildim. Nedenini bilmiyorum. Ev doktorundan randevu aldık. Vallahi bir doktorla konuşacağız. Nereye gideceksin o şey için, kafa yeri için? Makine var ya, bir ona gireceğiz. Bakalım oradan sonuç ne çıkacak. Anam bu nasıl bir migren? Gönül dostları. Ya 3 gün çekiyor. Tomografi. Tomografi midir nedir? Ben onları diyemem. 3 gün çek. 3 gün iyiyim. 3 gün sonra gene aynıyım dostlar. İnanın bir de gözlerim falan bayağı bulanık görüyor. Zorlanıyorum. İnanabiliyor musunuz? Kızlar önceden böyle kapataraktı. Şimdi tamamen böyle kapatıyorum. O gözlerimi dahi açamıyorum. Beni görüyor musun Selma? Görüyorum Ercan, görüyorum. Selam, o kadar da dostları. Değil. Çok kötüyüm ya. Bilmiyorum. Neden böyle oluyorum ya? İnanın hep buralarıma nane yağı sürdüm kızlar. Saçımı da gene her zamanki gibi topladım ki şey olmasın diye, ister istemez buralara yapışıyor. Vallahi hastalık, Allah kimseyi hastalıkla sınamasın. Ben böyle birisi değildim. Ne oldum bilmiyorum inanın. Hep böyle bir kocaman soru işareti. Bir tabir var ya, ben böyle doğmadım, yaşadıkça böyle oldum. Öyle bir şey değil Ercan ya. Yaşadıkça hastalıklar çıkıyor anlamında. Yani şimdi bilmez insanlar, bazı kız kardeşlerimiz ya bu kadının derdine iki güne bir hastalanıyor. Derdi mi var, sıkıntısı mı? Ne? Çok şükür öyle bir şeyim yok. Evimde huzurluyuz, hani mutluyuz. Çok şükür bir sıkıntım, bir şeyim de yok. Hani stresim de yok. Stres yapacak bir şey de yok kız. Vallahi işte kurban olduğum Rabbim demek ki herkese bir sınav veriyor. Değerli dostlar, benim sınavımda bu baş ağrısı. Kız bazen korkuyorum da biliyor musunuz? Ya diyoruz biz migren diyoruz. Allah korusun başka bir şey çıkar mı? Arkadaşlar şöyle vurduğu zaman şu yan tarafım komple felç oluyor. Mideye vuruyor. Bulantıyla birlikte günlerce hiçbir şey yemiyorum. Kaç gündür değil mi? 3 gün ya hiçbir şey yemeden içmeden yatıyorsunuz. Yemin ederim size bugün gözümü açtım. Oğlumu aradım. Vallahi Orçun'un sesini falan duymuyordum kaç gündür. Hemen kendime gelir gelmez Orçun'u aradım. Oğlum ne yapıyorsun, ne diyorsun diye. O da hastayım diye hani şey yapmamış beni, rahatsızlık vermeyeyim Selma diye. Selma, benim göz torbalarım çıkmış. Benim daha yaşım kaç, başım var. Çok uyuyorsun da ondan. Ben nereden... Rahatsın Ercan maşallah. Rahatsın. Bence senin migrenin dakika başının gelmesi rahatlıktandır. Ha öyle mi? Rahatlıktan. Evet, ne yapayım olabilir. Sen bana öyle dediğin için ben de sana öyle diyorum. Canlar vallahi bakın hep ya yattım. Ne vlog, hiç inanın bakın canınız. Telefonu elinden almadın ki. Canınız acıyınca yorumlarıma bile dönemedim. Canın acıyınca şu dünya batsa umurunuzda olmuyor yani. Hiçbir şey. İnanın şu sağlık o kadar önemli ki, o kadar önemli. Her şeyden boş. En önce sağlık. Allah'ım kimsenin sağlığını elinden almasın. Yani. Kurban olduğum Allah kimseyi sağlıkla sınamasın. Her şey ne bileyim hani bazen diyorlar ya borç, harç, şu bu. Hepsi yerine geliyor. Kırılan da yerine geliyor. Ne bileyim borçsa da ödeniyor ama sağlık gitti miydi gerisi zor. Canınızın kıymetini bilin. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ya. Vallahi. Dünyada bir şeyi satın alınamaz, o da bir sağlıktır. Evet onu diyoruz ya Ercan, evet. Sen de Allah'ın sev. Böyle konuş kadın. Bir de dostlar en son attığım videoda araba aldık Sudenaz'a, biliyorsunuz. Güzel, çok uygun bir fiyat aldık. Şeyini sormuşlar, yazamadım, okudum da. Kaç modelde? 2006. Ne kadar gitmiş? Vallahi kilometresine iner misiniz, daha ben bakmadım. Hiç gitmemiş çünkü. Vallahi bile daha kilometresine ben bakmadım. Yemin ederim bakmadım. Baktım desem yalan olur ama şimdi arabada gittiğimde ben bakarım. Araba hiç gitmemiş gönül dostları. Araba var ya doğru dürüst hiç çalışmamış. Sürmemişler. Hiç sürmemiş. Adam oğlunu alıyor. Oğlu da bilmiyorum nedense arabayı... Üniversiteye başka şehire gidince arabayı götürüyor.
üniversitesi de evine yakın olduğu için babasına diyor ki benim arabaya burada ihtiyacım yok diyor. Babası gidiyor arabayı alıp geri buraya geliyor. He, baba da küsüyor. He. Oğluna küsüyor. Oğlunu sevindirmek için baba hediye alıyor. Oğlu da beğenmiyor galiba, benim diyor arabaya ihtiyacım yok, onun şununla bununla uğraşamam diyor. Evet. Parkıydı, benziniydi, cartıydı. Üniversitede yakın, ben biletle gidip geliyorum diyor. Herhalde adam da buna küsüyor efendim, arabasını alıyor, geliyor, müstakil evi var, garaja odur, atıyor. Budur, o günden sonra arabaya ellenmiyor, inanabiliyor musunuz? Araba yıllardır kullanmış. Adamın kelerinde, kendi de hiç sürmemiş adam. Adam hiç sürmüyor, araba hiç sürmüyor. Bak kendisi de otobüs şoförü benim gibi. Kendisi arabayı hiç sürmüyor. Arabayı hiç sürmez. Hep bisikletine gelir gider işe. Ya hiç düşünün sürmez. Arabası yıllarca o kelerde yatmış uyumuş. He. Hiç sürmemiş. Hani o yüzden arabada ne bir çizik, düşünce acı küf dahi yok. Hiçbir şey yok. Pas. Şu an bu arabanın yok. Yani şimdi almaya kalksanız 3000 lira. İnanın, araştırın bakın yani markasını yazın, araştırın bakın. O yüzden hani her şeyi taptaze. İşte bir jantları, iki jantı mı neyi mi düşmüş. Ondan sonra o iki jantlar çıkacak oraya yeni. Onlar kapak. Şimdi, onlar şimdi Ercan gidip onları alacak. Oraya kapak alacak. Jantları alacak. Değişik jantlarını takacak. Bugün gittiler. Arabayı açtırdılar. Sude Naz'ın üstüne yaptık. Ablalar abileri. Ercan kendi üstüne yaptıracaktı. Ben de dedim ki herkes sorumluluğunu bilsin. Hani normalde burada çoğu kişi emekli akrabası falan olanlara yaptırıyorlar. Böyle araba falan açtırmayı. Emeklilerde daha ucuz oluyor. Uygun oluyor. Bizde öyle kimse yoktu. Ercan'ın üzerini açtıralım, daha uygun olsun dedi Ercan. Ben dedim ki bırak dedim, herkes dedim sorumluluğunu bilsin. Kendi parasıyla aldı. Öbürlerini de kendi hal, yani kendi şeyiyle, ileride gene belki lazım olacak. Şimdiden açtırsın üzerine dedim. Çünkü biz de araba alacağız. Kendi üzerine açılacak Ercan'ın. Onun için dedim hiç gerek yok. Biraz tuzlu da olsa hemen götürdük işte. Plakası takıldı. Ondan sonra işte sigorta işlemleri halloldu. Gene bugün sigortaya gideceksin değil misin? Bugün mü? Yarın Ercan'ın gene sigortada son kağıt kürek işleri var. Hepsi Sude'nin üstün oldu. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Neyse düştü çelim. Kızlar. Hadi çıkalım. Biz şimdi Ercan'la bizim düldülümüz. Ben ona düldül diyorum. Küçük ya, biz alışığız büyük arabalara, pardon. Düldül. Su Tuğçe'yi işe bırakacak babası. Biz de şimdi bir düldüle binelim. Sizinle şöyle biraz gezelim. Ercan bir jant mıdır nedir ona bakacak. Bak jant işte alacak. Bak gene. Huzurlu mutlu olsun da sağlık olsun. Hadi canlar, hadi gidelim biz şöyle bir çarşı pazar yapalım. Bakalım neler var neler yok. Kom Ayfahmet. Ayfahmet.com. Gelin. Ben çıktım Ercan gelene kadar. Kaç sene geçer kim bilir. Dışarı acayip soğuk ve yağmurlu. Durun şöyle çevireyim. Bakar mısınız? Uğultuyu duyuyorsunuz. Şimdi Düldül'e doğru gidelim. Düldül'ü de hemen kapının ağzına park etmişler. Bir beyefendi demiş ki arabanın farları demiş yukarıya bakıyor. Yanlış ayarlama oluyor demiş de. Onu biz Ercan hatta arabayı tamire götürdüğünde dedi. Değil efendim, modeli böyleymiş. Farlar falan yukarıya bakmıyor. Modeli öyleymiş. Beyefendi teşekkür ediyorum, hayırlı olsun demiş. Farkı sen aldın mı? He aldım. Plakası da böyle oldu gönül dostları, bakın. FL Su yapmış. Su demiş. Hadi Ercan. Su Denaz'ın bu da. Bu da burada arabanın içinde hep durmasıyım lazımmış. Bismillahirrahmanirrahim. Düldül de gücücük. Biz öteki arabamız büyüktü, apartman katıydı. Bu da şey çatı şey yok neydi, giriş katı gibi. Olsun. Alıştım. Olsun, sen sığmıyorum, giriş, sığmıyorum. Sen de giriş kattayız. Dur Ercan dur. Şu nereden taha? Bismillahirrahmanirrahim. Bağlanalım. Hadi bismillah. Şarkı CD'leri de buraya koymuş. Yok, telefonla da açılıyor. Evet, Bluetooth da var. Ben gerek yok. Şimdi daha uğraşalım. Haydi bakalım nerelere gidiyoruz. Önce nereye gideceğiz? Tuğçe Hanım, önce seni mi bırakar? Ya. Açma müziği Ercan. Müzik açmıyorum, yok. Koltuk mu satıyor? Yok. Ha, şu arkadaş demiş ya ışıklar şey yok arabamı diye. Ha, buradan ayarlayabiliyorsun. Öyle demiş de o şey, belki de bu modeli şey öyle ya. Bu sadece yükseğe bakıyor ya böyle. Evet. Fena değil ama yeter. Aman, parası ne ki? Elin ayağın yeri. Şey, bizim bir aylık market alışveriş. Daha da fazla. Şey arkadaşının biri de hediye olarak araba şeyi vermiş. Ney deniyordu Tuğçe buna? Böyle telefona koyuyorsunuz, tripod, cama yapıştırıyorsunuz ya, tripodu. Cam tripodu gibi bir şey. Ondan mı hediye etmiş hemen? Arkadaşı.
Vallahi iyi oldu, kolum ağrımıyor. Oraya da koyduk telefonumuzu. Ben de bugün da taktım işte. Durun şöyle çeviririz. Ercan'ın otobüs arka gidiyor. Hem de sizle şöyle biraz gezeriz. Demişti ya, Dilek Hanım demiş herhalde. Selma, çevrenizdeki yerleri gezdirin falan diye. Kız şimdi her yer yağmurlu, gezilecek hani fazla bir yer yok. Hava da çabuk kararıyor. Ama gene önceden gidiyorduk bizim araba varken aksiyona falan da. Gideriz, öyle zaman. Şimdi bu araba bana küçük geliyor ya, ben acayip oluyor. Bir büyük kendi arabamızı alsak onunla daha iyi gezerdim de. Yüksekte oturmaktan geldim. Değil mi? Bu böyle yerdeki gibi. Ama giriş olsun, katta geziyor. Gören de sınırdaysan diyecek, şu trafiğe bak hele, sanki evet, sınır bekliyor arkadaş. Aa, kapı güle gözüktü. Özledik değil mi? Kaç sene izine gidemeyince. Evet, Sude Naz'ın iş yerine geldik canlar. Aha, aha, şurada Sude Naz. Aman Tuğçe diyeceğim ve Sude Naz demişim. Sude çalışıyor. Ay 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 ay. Ay. Hadi dülünle dönüver Ercan. Hadi kızım, Allah kolaylık versin. Hadi, yorma kendini çok. Hadi arkadaşlar. Şurada da Tuğçe Hanım çalışıyor. Hemen Kino'nun yanında. Hadi gaz kesin. Hadi. Hah, Tuğçe Hanım'ı da gönderdik işe. Ha şurası bakın girdi. Şimdi de biz önce gidelim bir arabaya jant alalım. Zaten onlar için her şey. Hayat değil mi? Herkes anne baba ne? Evlatları için. Ya. Elimize 3-5 kuruş geçse. Aman evlatlarımız için. Vallahi ben kıyamıyorum bile. Tuğçe bana temin diyor ki, anne diyor, lazım mı diyor, haçlık vereyim mi diyor. Yok kızım sağ ol diyorum. Kız ısrar ediyor. Aylığımı aldım anne diyor, vereyim diyor. Yok yavrum dedim, sağ ol dedim, var param dedim. Hani var çok şükür. Orçun öyle diyor, anne diyor doktora git diyor, muayenen ol sana diyor, kızıyor bana sabahleyin. Oğlum dedim, inşallah gideceğim, muayenem olacağım dedim. Ondan yani var mı diyor istediğim bir şey diyor, haçlığınız falan. Yani düşünün, biz onlara vereceğimiz yerde çocuklar bizlere diyor ama biz istemiyoruz. Yok yavrum paranızı biriktirin diyorum, yarın bir gün evlenecekler gönül dostlara. Çekin, hayat kuracaklar. Gitmiyor. Hani borcundan harcından evleneceklerine en azından kendi paralarıyla kimseye muhtaç olmadan ya kendi kendilerine hani ya şey yapsınlar. Ne bileyim bir ev alsınlar, ne bileyim bir birikimleri olsun. Yarın evlenir, eşi de çalışır, kendi çalışır, kendi ayaklarının üstünde. Bizler gibi hani olmazlar en azından. Tabii. Bizler evlendiğimizde öyle miydi? Değildi. Ben çalışmayan bir ev annemiydim. Ercan'ın maaşıyla nereye kadardı? Evlendiğinde Ercan tabii ki kredi çekerek evlendi. Borç harç içinde tek başına. Kolay değil bunlar. Ayakta kalmak. Bizlerin yaşadığı zorlukları çocuklarımız yaşamaması için. Ya çoğunluğunuzun başında giderse arkası da öyle. Biz anne babada çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım dostlar. Bakın yavrum şöyle yapın, şu yoldan gidin. Biz yaşadık, siz yaşamayın. Vallahi ben evlatlarım hep böyle nasihat veriyorum. Üç kuruşum deyin yavrum. Yarın bir gün ne olur ne olmaz. Hele hele kızlara da diyorum. Bak kızım diyorum, paranızın pulunuzu alın. Üzerinize yaptırın. Şununuzu alın diyorum. Artan paranız varsa diyorum, gidin bizim burada kuyumcu muyumcu da yok. Allah kahretmesin. Ta Hamburg'a gitmen lazım. Hani altın alın, bir şey alın, koyun. Kıyafete neye para vermeyin. Çocuklara vallahi ben öyle nasihat veriyorum. Ya kıyafet dedi ya. Kıyafet çocuklar değil. Çok aşırı, benimkiler kıyafete can sıkıntısı canlar. Gidecek hiçbir şey, bir yer yok. Çocuklar para harcayacak bir şey yok. Anca oturuyorlar boş zamanlarında. Aha şu internet var ya, internete giriyorlar. Kıyafet, takı, ne bileyim kaş boyası, bilmem ne cartı. Bunlara çok para harcıyorlar. Onu da kullanamıyorlar da. Alıyorlar, atıyorlar. Yani. O da evde dura dura biz alıyoruz, sonra çöp. Bu yüzden de ben kızlara kızıyorum. Yazık günah. Bak Orçun yapmaz. Orçun'un bir kuruşu kıymetlidir. Anasının oğlu. Anası gılıklı. Anası gılıklı. Orçun çok parasının değerini bilir. Öyle her şeyi harcamaz. Kızlar da yok ya, kızlar hiç harcamıyor. Tuğçe, Sude Naz şuncacık bir şeye dünya para veriyor. Hadi ben sarıcam. Bir de marketten gidiyor. O gün Gülendam'da gördü ya, dünyanın öteberisini getirmiş. Canı ne çekiyorsa market sanki babasının dükkanı. Halbuki kendi paran gidiyor kız diyor. Ne alıyorsun? O Sinan ne diyor? Alayım canınız çeker, yersiniz. Evet, ben şuradan benzin alayım hayatım. Ercan Bey benzinini alsın kızlar. Vallahi böyle. Allah'ım hepimizin evladının işini, gücünü rast getirsin Rabbim. Araba yokken daha iyiydi. Hiç benzinle uğramıyordum. Çok iyi oluyordu. Yanından geçiyordum.
Gerçekten kurban olduğum Allah hepimizin evlatlarını, işini, gücünü rast getirsin. Şu kemeri çıkardı, öttürüyor. Heyecan da Düldül'ün karnını doyursun, acıkmış Düldül. Ondan sonra bakalım Düldül bizi nerelere götürecek. Evet canlar, biz şöyle bir Fort Necorm diye bir yer var bizim burada. Oraya geldik arabalara bakmaya. Ercan bir iki araba bakayım dedi, gelmişken dedi. Bakın şunlar da var. Ben böyle arabaları sevmiyorum ama bunlar herhalde buraya yeni gelmiş bu Ranger'lar. Almış olsam şu siyahını alırım ama yok, ben sevmiyorum onları. Ercan da şu dolmuş mu deniyor şu. Aha bunları çok seviyor. Bunlar izinli araba diyor. Bunları Ercan seviyor. Bunları da ben sevmiyorum. Bak ben şu tipleri seviyorum arkadaşlar. Şu arabaları da bunlar hep yeni gelmiş. Bu ne kadar Ercan? 56 bin euro. Çok uygun bence. Sıhır kızlar şu arabanın güzelliğine. Şu da 56 bin liraymış. Bakın siyah beyaz. Ben seviyorum işte böyle siyah beyaz. Bunlar da iş arabası oluyor galiba. Bakın şu da 349 euro Aydana'ya. Aylık şöyle bir araba 349 alıyor. Aydana'ya. Parası. Ercan'cığım biliyorum biliyorum, anlatıyoruz işte, Monatlik diyor. Fiyatı da 31.950. Ama araba da araba güzel. Dur hayatım gel. Sen git de sor Ercan. Hadi. Aa işte bizim istediğimiz araba. Bu bize aile arabası işte Ercan. Kızlar bizim istediğimiz araba bu. Bunu Aydana'ya misal ben istesem 349 euro ile alırım ama ne gerek kız? Kız bak bu daha uygun. Bakar mısınız? Şu da 25.950, yani 26.000, ayda 269 euro. Bak zaten anlayan abilerim buradan anlar. Arabanın sinsi minsi burada gösteriyor. Bakın ben anlamıyorum, yalan söylemeyin. Bakın şöyle şunu da göstereyim size. Şöyle yaparsam anlarsınız. Araba çok güzel arkadaşlar. İçi de var ya, tam benim istediğim. Rengi de dümdüz siyah. Bu da ana, bu da iyiymiş ki. 14.000. Aa. Bakın arkadaşlar, bu da 14.850. 185 euro Aydana'ya. Navigasyonu yok mu bunun? Yok. Ya da şuradan çıkacak. Bu da iyiymiş kız. Allah canını almasın. Bakın onu da şöyle göstereyim. Bu daha güzelmiş. Benim parama da uyar ha bu. Aa, bir de şu işte hayallerimizin arabalarından biri de şu. Bu tipler de çok güzel. Bu da 21.950. 205 Aydana'ya. Ford Kuga'ymış. 4x4 titanyummuş. Bu da dizel. Bakın böyle. Güzel. Güzelmiş. Ama şu daha uygun geldi bana. Şu Kirolasıcı. Ana Allah canını almasın. Bu da güzel. Kız hepsi birbirinden güzel. 25.000 deyin işte şuna. Şöyle şeyleri siz görün. Bunun içi de güzel kız. Bak hele. 5 kişilik ama bu. Bize 6 kişi en fazla, maksimum 6 olması lazım. Arkadaşlar şu arabada Allah canını alsın 17.900, yani 18.000 lira şu kırmızı. Bu da 200 euro Aydana'ya. Bu da Ford Kuga'ymış. Şöyle bakın. Bunun içi de güzel ama iç tam arka kısmını görmüyorum. 50 herhalde. Bu da 5 koltuk falandır. Bu da 18 kaç? Ha 18, 13 zannettim bir ara da. 18.850. 15.000'i geçmesin ya. Yazık, şimdi kapımda iki tane araba. Ne gerek ki? Benim koca nereye gittiyse. Burada da var efendim. Ercan diyor ki burada arabaların hepsi tuzlu diyor. Sıfır. Bakın. Bunlar hep çoğu taksitle zaten ya. Taksitle. Şu 17.450. Dışarıdaki daha uygundu bence. Bu daha küçük. Yani hep böyle gidiyor arkadaşlar. 15.450. Şu 19.000 bilmem kaç. 20.000. Siyah beyaz 20.000. 20, 30'da. Böyle yani Almanya'da. Arabalar Ford'da. Evet. Evet arkadaşlar, biz şimdi Barhaus'a geldik. Evet kızlar, yılbaşı geliyor ya, çam ağaçları çıktı. Şimdi buradan şimdiden alıyor millet evinde çam ağacını süslemek için. Yazık değil mi?
Neyse hadi girelim bakalım. Şu bar house'ta da cant bulabileceğiz mi? Müstakil evin olacak ya da büyük bir evin olacak. Şunu koyacağın eve kızlar. 4 kişilik mi ne bu? Öyle bir şey. Araba fiyatı 7000. Vur. Bakın 7279 liraymış fiyatı. Alacağız, jantları bulabilirsek alacağız. Kocaman bir yer zaten burası. Şurada yok. Soracağız. Yok. Bakacağız ya nasıl olur. Burada aradığınız her şey var bu bar house'ları biliyorsunuz zaten. Biz şimdi ne tarafa bir sor Ercan, hiç gezinmeyelim. Diyorum ki şuralarda bak hepsi yazıyor. Gel şu tarafa diyorum, daha gidiyor. Bunlar da böyle kapılar kızlar. Cam kapı. Güzel ama ha. Böyle ev mev yaptırırsanız. İşte böyle. Ben hep beyaz kapıdan yanayım. Daha gidiyor, soruyor. Nerede bu adam ya? Ercan'cığım. Varsa şuralarda bir yerde olacakmış arkadaşlar. Neresi olduğunu bir türlü bulamadık. Burada da ay halılar güzelmiş kız, bak hele. Ay ne güzelmiş. Paraları yazmıyor. Ha. Parası ap 55 euro diye ama kaçtan kaça? Yastıklar 16.95. Halılar galiba 55 sent mi? 95, 179 değişiyor. Gene benimki kayıplara gitti. Koca arıyorum arkadaşlar. Bakın hele kocamı bulamıyor. Beni nerede bulacak bu adam? Ha orada. Ercan'cığım bak burada araba. İşte gel. Ercan. İşte arkadaşlar şunlar. Kör olasıca şunları arayıp durduk. Fazla da yok. Bir tanesi mi 4.95? Şütü 5 euroymuş evet, gönül 4, dostları. 4 tane alacağım. Ama tabii sen kendi arabana göre alacaksın. Arabanın eğer bizim arabaya göre varsa alırsan siyah al. Tabii canım, siyah. Gümüş almaz. Hepsim siyah olsun. Şu küçük olabilir. Evet canlar maalesef orada o jantlardan fazla 2 tane mi ne kalmış. Bize de 4 tane lazım. Biz şimdi böyle araba şeyleri satan yere geldik. Bakalım burada kaç paraymış. Ah. Zaten ucuz bizi bulmaz. Evet burada varmış o küçükler. Her yerde bulunmuyormuş. Bizim araba küçük ya. Oğlan bir bakayım dedi. Ona göre dedi. Getirecek bize, gösterecek. Bakalım. Varmış değil mi Ercan? Ya. Bakalım bir de parasını öğrenelim. O neyim? Bir tane bu kalmış. Renk olarak da bir tek bu varmış. Başka yok değil mi? Şu yandaki değil ama. Olmuyor yok. Olsun. Arkadaşlar tek bu var. Evet 28 lira canlar. İyi al, ne yapacaksın? Evet canlar 28 euro ya. Ercan bunu aldı, bir de soracak. Oğlana sordu, bizim dedi arabaya siz 5 dakika takar mısınız dedi. Böyle küçücük, hem burada araba tamirhanesi yapılıyor hem de araba malzemelerinden istediğiniz her şey var. Yani biz bar house'dan 4 euro 50 centli tanesi ama yoktu. Burada da tabii biraz daha pahalı tamirhane yeri olduğu için. Bakalım takmaya ne kadar para isteyecek. Havada acayip karardı. Hiçbir şey de yapmadık ha bugün. Bir jantın peşinde gezdik. Böyle tamirhane hep gençler. Bakın kızlar da, kız da çalışıyor gördünüz mü? Burada meslek yapıyor genç bir kız. Evet canlar bir tanesini taktı. Bakın güzel oldu değil mi? Ve hoşumuza gitti. Hatta bir tanesini de böyle açarken şuradan bir tanesi kırık çıktı. Ondan sonra onu da Ercan'a dedi hemen istersen götür değiştir dedi. Biz bu, yani kızın elinde, kendi elindeyken kırık çıktı. Bakın o kadar da basitmiş ki. Ben bile yapabilirmişim canlar. Gördünüz mü? Ben ilk defa gördüm. Bilmiyordum. Kız yapınca dedim Ercan'a diyorum ki bir vidası falan yok mu? Düşmez mi diyorum. Yok kız diyor, bir şey olmaz. Böyleymiş. Bundan sonra ben yaparım ha böyle. Hiç gerek kalmaz. İşte böyle gönül dostları. Birinciyi yaptı. Şimdi ikinciyi de yapıyor. İki teker kaldı. Hepsi de var ya içerideki gençlerin hepsi de gencecik çocuklar. Yani 19-20 yaşında hepsi de meslek görüyormuş. Bu kız da burada meslek yapıyormuş. Hani bizim kızlar gibi aynı meslek yapıyorlarmış. Vallahi benim kızlar isteseydi Tuğçe'ye falan İsterdim ben de böyle yapsın bu mesleği. Neyse canlar bitsin de. Kıza dedim çekeyim mi dedim. Çek dedi. Tamam o zaman dedim. İzin aldım yani. Evet canlar dördünü de taktı. Bakın bitirdik.
dudağını. Daha 17 yaşında kız. Evet. Meslek yapıyormuş. Ercan duramaz. Bizim çocuklar geldi aklına hemen 5 euro da bahşiş verdi. Takmamızda 5 euro oldu. Seviniyorlar öyle mi? 28 lira da cantlara verdik. Bugünün de böyle geçirmiş olduk. Karlı günümüz. Karsın, karlı mudur artık? Bize nasıl bir kar oldu? Hiçbir karı yok. Olsun. Neyse daha şu arabaya bir koku alacağız. Sude'nin arabayı süsleyelim. Gelin arabası gibi olsun değil mi? Canlar hadi şuradan biz nereye gidelim? Bir ellere gidelim. Neyse. Hadi gönül dostları. Evet canlar biz Förde Park'a geldik. Kaufland'a geldik. Şöyle yapayım. Role'ye geldik. Şimdi biraz Role'ye gireceğim. Size biraz Role'yi gezdireceğim. Ama oralarda müzik olduğu için belki hani sessiz hızlandırılmış şekilde çekerim. Evet geldik. Ay ne güzel güller değil mi canlar? Vallahi güller çok güzel. Hemen ileride Çin restoranı var. Oranın yemeği acayip kokuyor. Hemen karşımda da döner vek var. Gel diyor döner ısmarlayayım da ye diyor. Ercan'ı kandırsam da. Döner mi yesem ne yapsam şurada? Acıktım. Şuradan önce bir Ercan önce bir New York yapak. Oralara bir bakalım. AVM tur yapalım. Gelin canlar bugün. Keki ne yapacağız daha? Kek pişireceğiz biz. Oo yetiştirebiliriz orada. Dönerde de hep Araplar oturuyor ha yiyorlar. Vallahi azlan tadını iyi biliyor onlar ha. Almanlar kahveyle belli ne yer. Araplar da döner yer ha. Yesinler ana merkezin kendi parası değil mi? Şuradan bir takoya bakalım neler var neler yok. Şöyle yelekler var. Hmm. 70 euro. Bende de var ya kızlar almıştı bana. Alınmış ha. Bunlar da şöyle bakın elbiseler falan. Anam yazlık değil mi? Bunlar. Şu da güzelmiş. Bak hele Ercan. Değil mi? Şöyle ya siyah anne, beyaz. Şu da 30 euro canlar. Euro yok he 30 euro. 29. Ay şu kazak da çok güzel. Bu bayılırım. Da bu da 20 euroymuş. Böyle kazaklar var, hırkalar var. 30 euro şöyle bir hırka. Şu renk yeşil boğazlı kazaklar var. Bende çok var ama ben giymiyorum. Böyle uzun hırkalar var. XS. 50 euro çok. Ne? Ha 30 euroymuş. Şu 50 euro başka şeymiş. Değil mi Ercu? Evet. Şu kız da güzelmiş ha. Boyu, posu maşallah. Böyle de koltuklar var. Aa, burada da şöyle saat aramıştım bir ara. Bulamamıştım. Bakın şimdi çıkarmışlar bunları. Bir Role'deyiz demedin mi? Burada da böyle halılar var. Ama bunlar naylon aman çok kayıyor. Bir de çok kıl çekiyor bunlar. Bunların da içine çok fazla kıl geliyor. Ben sevmiyorum bu halıları. Çok sürekli halı değiştirdim. Hiç memnun kalmadım canlar. Şöyle göstereyim. Ama şu böyle çocuk odası için falan şu halılar.
Koştur koştur eve geldik kızlar da. Şimdi aldığım alışverişi de göstereceğim. Vallahi aşam ettik. Zaten göreceksiniz ya, gördünüz zaten. Bütün şey arabada, arabayla geçti saatimiz. Sonra da apar topar oraya gir, oradan çık. Vallahi değerli dostlar, Kaufland, Aldi, Lidl, Rossmann. Değil mi? Başka yere girmedik başta. Daha ne kaldı ki Selma? Allah Allah. Ercan oraları çiziyor. Öyle ya, doğru ama elinde doğru Ercan. Yok, karışma benim için. Arkada pizza hazırlıyor. Benim dostlarım mahvetti. Arka, evi kokuttu. Ben de dedim ki ben de eve gidince hiçbir şey yapmayacağım. Dünkü yemekleri ye dedim. İnat etti, benim canım pizza istiyor dedi. Efendim pizza yiyor. Biraz çorbamız falan var. Orada istemiyorlarmış yemek. Vallahi kendi pizzamı yapıyorum, daha güzel oluyor. Kalmaya da nugget satsı, fritöze, nugget kızarıyor. Canı beyefendinin pizza istemiş. Kaufland'ın pizzaları çok güzel oluyor. İyi pince. Değerli dostlar şöyle göstereyim. Taş fırın pizzaları. Bu mozzarella olanı. Tuğçeler bunu çok seviyor. Hani her gittiğimde ben böyle alıyorum eve, koyuyorum. Gerçekten lezzetli oluyor. Durun şöyle göstereyim. Bu üç tane margarita olan, bu da mozzarellalı olan pizzalardan aldık. Çene sen soğan düşmesin. İstiyor mu? Biraz alırım Ercan. Oo, ne kadar soğan doldurduk incecik pizzaya. ben kendi pizzamı kendim yaparım Ercan. Karışma sen. Al yapsın bana. Değildi dostlar. Biz Kaufland'dan neler aldık? Gelin size onları göstereyim. Şu kadar patlıcan aldım canlar. Patlıcanım da vallahi 1 kilo 312 kilogram gelmiş. 3 euro 27 sent. Bu hafta indirime girmiş herhalde patlıcanlar. Şu 4 tane patlıcana 3 euro 27 sent verdim. 2 tane çeri domateslerden aldık. Öbürü nerede? Ha burada. Bunlar da 79 sente düşmüş. Ben kendime çeri domates koyacağım ha. 2 tane çeri domates aldık. Şöyle koyayım. Herkes kendi boğazını düşünsün Selma. 1 tane rotkol aldım canlar. Kırmızı lahana uzun zamandır. Aha bu zıkkımın salatası çekiyor canım. Kız bir istiyor, bir istiyor canım. Görmüş ve hemen aldım. Varmış maşallah sen dedi. Vallahi bu da 1 euro 43 sente gelmiş. Burada etiketi var değerli dostlar. Benim de canım hiçbir şey çekmiyor. Önüme ne gelirse oluyor. Her önüne geleni yiyor. Hiç boğazını hiç de değil. Ağzım oradan değerli diyorum. Bacılarım kardeşlerim. Şöyle 2 kilo portakallar Kaufland'da 1 euro 99 sentti. Ben 2 paket aldım. Şöyle 2 kilo yani 4 kilo portakala 4 euro verdim. Öyle diyeyim, öyle anlayın. Eğer ihtiyacınız varsa Kaufland'da 2 kiloluk şunlar 2 euro portakallar. Sonra kızlar yarın diyorum kıymalı yeşil fasulye pişirmek istiyorum. Şu fasulyeyi ben kıymalı çok seviyorum. Alman fasulyeleri var ya bunlar. Bir tane de fasulye aldım. Ondan sonra ne aldım? Bunlar müleler Kaufland'da 33 sente düşmüştü. 2, 4, 5 tane aha böyle değişik değişik yoğurtlarından aldım. Vişneli, çilekli. Bir de ben kendime 2 tane aha bundan aldım. Bunlar çok güzel oluyor. 33 sente gayet gayet uygundu. Kaufland'da değerli dostlar. Ercan dur bir çekeyim vloğunu da ondan sonra. Değerli dostlar bize Lidl'den biber aldı. 2 dakika bana lazım. Kız açıyor. Dur ah Ercan. Bir tane Kinder Pünguven aldım. Bunu da Kaufland'dan aldım canlar. Ondan sonra ne aldım kız daha? Kaufland'dan. Ha Talha'ya babası şu içecekten aldı bir tane. Bunun bu da Kaufland'ı. Vallahi gönül dostları galiba Kaufland alışverişimiz o kadardı. Oradan Aldi'ye gittim. Aldi'den ne aldım? Kızımın Aldi'den yanına gittim desene. Sude'nin çalıştığı yere uğradık. Jantları göstermek için karanlıkta da tam göremedi. Neyse dedik artık hani sevindik çocuk jantları görsün diye. Bir tane şöyle XXL'lerinde böğürtlenler var ya onlardan aldık. Ondan sonra efendim Aldi'nin alışverişi ekmeğe sürülen peynirden aldık. Bir tane Quest bu Bolvik çikolata eritilen çikolatadan bir tane de krema aldım. Bu ikisini birlikte eritiyorum ya şey kekin üzerine dökmek için evimde yoğurdu. O yüzden bir tane daha bundan aldım. Bunlar Aldi'nin canlar. Boğada Lidl'in ha Aldi'nin. Bir tane de Boğada peynirlerden aldım. Kız bunlar 3 euro 59 sent olmuş. Sen bunu sonradan atıyorsun değil mi? Şimdi yok atıyorum. Şimdi atıyorum. 3 euro 59 sent. Aha dur, bundan aldım. Benim dostlarıma bir göstereyim. Hayatım kafam karıştı bir dur. Dur kız. Ercan ben onu göstereceğim. Ercan'cığım dur. Abo yok anam yok. Evet buyurun canlar. Bakın ben yaptım bunu. Ev pizzası gibi yok ya. Tamam hazır da al üstünü ben döşeyim de. Valla ne kadar güzel oldu yemin ederim. Hapşıracağım hadi. Ne hadi. Yaptı oradan içine?
domuzlar. Bir tane de Aldi'den yumurta aldık. 4-5 tane Aldi'den ısıtma ekmeği aldık. Bir tane kahve aldım. Vallahi kahvem az kalmıştı. Dedim gitmişken alayım dedim. Bir tane kahve aldık. 2 tane kola aldık Aldi'den. Şöyle göstereyim. Kafam karışmasın diye de korkuyorum da yanlış olur diye. Bunlar da Aldi'nin gönül dostları. Oradan Lidl'e gittim. Lidl'den Aldi'den bir tane mısır aldık. Mısır unuttum demeyi. Bir tane rendelenmiş kaşar peynir aldık Aldi'den. Daha ne aldım düşünüyorum. Dilim kaşarı nereye koydum? Dilim kaşarı nereye koydum? Oraya mı koydum? Bak görmüyorum da. Selma. Böyle bir kilo çikita muzlardan aldık. Şöyle göstereyim. Ben diğer yaya kuzusunu veriyorum fırına. Çikita muzlardan aldım. Bunu da Kaufland'dan aldım. Gönder Ercan. 1.59'du kilosu. Normal muzlar 1.19'du. Böyle marka olan çikita olanlar da 1.59'a geliyordu. Ben de tabii durur muyum? Ben de bunu seviyorum. Bundan aldım. Efendim gelelim oradan Lidl'e. Kızlar karışık söylersem ne olur kusura bakmayın. Siz nerenin mal olduğunu zaten biliyorsunuz. 2 tane Lidl'den Ice aldı Ercan. Birisini kendine birini Talha'ya. Ben koydum benim. Ercan işe götürecek ya. Ondan sonra şöyle 3 tane kendi damak zevkime göre Katiyesker'in wine gomilerinden aldım. Hepsi kendini düşünüyor lan. Evet, ama ben sana orada dedim ki bak ben damak zevkime göre alıyorum. İstiyorsan sen de al dedim. Bırak ben kendi ekmeğimi yaparım. Gönül dostları Selma'nınkinde bu suvanla ekmek ye. Ben analıktan mıyım? Ben şimdi onun içini dolduracağım yeşil renkleri. Hadi. 3 tane Katiyes'in bu wine gomileri çok güzel oluyor. Onlardan aldım. Vallahi ben verdim fırına. Efendim daha ne aldım? Rossmann'dan aldık. Lidl'de bu kadar mı? Hadi dur. Dur. Lidl'den dürüm ekmeği aldım kızlar. Vallahi içinde kaç tane varmış? 12 tane var. 30 santim. 2 euro 29 cent. Hiçbir şey. İhtiyacınız var efendim. Bunu pizza olarak kullanabiliriz biliyor musun sen? Her şeyle kullanabilirsin. Vallahi bak aynen şöyle duruyor. Tamam hayatım şimdi biz pizzamız sen var. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, ben bilmiyorum sen bil. Hiçbir şey kızlar şu dürüm ekmeği. Koydum. Derya kuzusunu koydum ben acıktım. Normal Lidl Aldi'lerde falan ufacıkları dünya para. Vallahi bir gideyim de diyorum birkaç tane daha alayım diyorum. Ondan sonra bu da Lidl'in. Kızlar Lidl'de geziyordum. Soda da var burada. Biberler var ya. 2 euro 50 centten 2 euroya düşmüş. Bizim Türk biberleri. Şöyle yakından göstereyim turşu biberleri. Onu görünce hemen bir tane aldım. Aslında fazla alacaktım. 2 euroya düşmüş. Ercan da baktım biliyorsunuz ya benim kocam markette gezmeyi sevmez. Ercan dedim bir baktım kasada ne sallıyor. Oh dedim ne ara gittin o suçuk. Hadi be git yoruldum ya. Ara bulması da kötü. Ben de kocamı arıyorum gelsin de bak buralarda güzel şeyler varmış gel bakalım diye. Ercan böyle yavaş yavaş kibar kibar sesleniyor. Bir baktım orada ne sallıyor kasada. Kasaya geldim. Sen dedim ne ara gittin diyorum. Dişlerimi sıkıyorum ama Türkler var belli de etmiyorum. Şimdi bir şey desem ayıp olacak. Alıp çıkacağım benim dostlar. Al çık. Neyse bir de şunlar. 2 euro 50 centten 2 euroya düşmüş. Sus. Ama acı olanları. Bu da acı. Şurada ben. Vallahi görünce hemencecik Türk marketinde bunlar acayip pahalanmış. Evet. Ercan'a dedim ki 2 euro Ercan hiçbir şey dedim. Kalırsa dedim gideyim de birer tane daha alayım da kenarda dursun. Sen Türk marketinde pahalanmış dedin de kaşar peynirini söyledin efendim, mi gönül dostlara karşı olmuş? Söyledim pahalanmış. Bu kadardı galiba canlar. Arada çıkarsa da kusura bakmayın. Oradan Rossmann'a girdik. Rossmann'da vaşpüylelerim kalmamış. Ben çok fazla kullanmıyorum da bazen ihtiyacımız oluyor. Ben migren olduğu için yumuşatıcılar bana gelmiyor. Gönül dostlar da azıcık yine de atıyor. Bir tane dedim soflanı alayım dedim. Bunlar da indirimdeydi. 1.29'du galiba şu soflanlar. Şunu gösterdim mi? Dur. Parfümü de unutmuşum. Bak parfüm. Bu da Kaufland'tı. Evet. Kaufland'da bu parfümler indirimde. İhtiyacınız varsa. Christina Aguilera. Kokusu çok güzel. Bacağımdan fırsat kalmadı. Neyse işte bu Christina'lar efendim çok güzel kokusu var. Bir Osman'a falan gittiğiniz zaman bir sıkının. Kokusunu beğeneceksiniz. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunun çeşit şeyleri var. Değişik renkleri de var. İhtiyacınız varsa şöyle göstereyim. Güzel. Bir bakının. Kaufland'da da 8 euro, yani 9 euroya düşmüş. 9. Normal fiyatı da 12 euro. 12 küsür. 3 euro falan oynuyor. İhtiyacınız varsa tavsiye ederim. Christina, hello. Bir de Rossmann'dan araba kokusu aldık kızlar. Şöyle olanını.
Ama kokusunu arabaya astık, size paketini göstereyim. Yok, size işte paketini assaydın arabaya da kokusunu eve getirseydin. Herhalde oraya yazacaksın Selma. Yok arkadaşlar, hani Selma abi bize kağıt gösteriyor. İçinizde derler diye açıklama yapıyorum hayatım. İçinde, içeride, arabada. 1 euro 69 sente de bu araba süsünü aldık. Onu da artık arabaya astık. Kızın arabasını renklendiriyoruz ya. Efendim. Ya aslında arabada seni de assak orada renkli. Ha, Rosman'dan. Geçen gün size demiştim ya, şampuanlar indirime girsin de alayım diye, kızlar Sudenaz 3 euroya almıştı ya, bu hafta 2 euro 50 sente düşmüş Rosman'da bu şampuanlar. Düşmüşken alın fazla. Sadece 2 tane kalmış. Ah dedim Selma. Rosman yarın yine geliyor hayatım, bütün hafta için geçiyor. Evet, gidebilirlerse diyorum 2-3 tane daha alalım çünkü bize yetmiyor, hemencecik bitiyor. Sude gidebilir. Zaten Tuğçe'den Sude'den bize kalmıyor da. 2 tane alabildim. Şöyle göstereyim. 2 euro 50 senti. 50 sent kız 4 tane alsam bir denesi bedava gelecek. Ben kullanmıyorum gönül dostları. Gerek yok. Saçım yok. Vallahi canlar hepsi bu kadardı. Börtle peyniri falan demişimdir. Vallahi bir de, yoruldum. Bir de ben var. Ama bir de bu var. Allah'ım ömrümü yedi. Ne yapayım? Anam şimdi bak bana siz kızmayın. Tamam ben Selma'ya hak veriyorum da vermiyorum aslında. Anam biz arabanın ben şeyine gittim. Motor, ne motor ya, tekerine şey alacağım diye gittim. Alışverişe gitmedim ki. Diyorsunuz ki, git al işte diyorum. Gittik de ne oldu? Yine gitti alışveriş yaptık. Şimdi diyecek ki, nereye alıyorum sanki diyecek. Evi alıyorum diyecek. Evet, alıyorum tamam da ama her gün doğurmaz Selma. Evet canlar, ben ne yapayım biliyorsunuz mu? Anam benim pizza yavrumuzu pişiyor. Şuraları bir toplayayım. Ercan'ın pizzalar pişiyor. Terha Bey'in nagis. Abu! Burada çene çaldın. Nuggets yanmış. Nuggets. Ya aferin Ercan. Yok, şimdi yemez de Talha. Al şunu, al şu tarafa koy. Sus duymasın. Sus, şuraya koy, daha içine koyma. Nuggets'i yakmışız gönül dostlara. As. Aklımdayken bir kız kardeşim Selma abla bana Kerigold yağları gösterecektin demişti. Canım benim. Kaç vlogumda unutuyordum. Aslında açılmamış paketten gösterecektim de. Keleden eriniyorum inmeye. Ben bunu Aldi'den almıştım. Şöyle göstereyim. Aha bak ablacığım bu. Senin de gönlün kalmasın. Göstereyim canımın için. İşte bu. Bunu anam. Anam ya. Ayağına bastım çocuk. Ecan sen böyle yapınca ben vlog çekemiyorum. Ben gold. Ben altın. Canlar hadi bize misafir. Benim koca beni çıldırttı. Benim kafam karışık böyle başka şeyler düşünüyorum aslında da. Pierre pizzayı da yakmayak da. O senin suçun, benim suçum değil. Tamam. Canlar sizi en güzel Allah'ımıza emanet ediyoruz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bu da bizim böyle bir hafta içi market alışverişimiz. Ha, çekeceğiz gönül hadi dostum. Kocam sus. Kızlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Fukur. Kapatın.